Hocam CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Trabzonlulara küfür etmesine hakkani bakış nasıl olur? Öncelikle e, İzmir'de deprem olmuş. Allah Subhanahu ve Teala vefat eden varsa onların taksilatını e, taksiratını affeleyip bu mübarek ayın hürmetine cennetle müşerref eylesin. Yaralılara da acil şifalar ihsan eylesin. Yakınlarına da, ölenlerin yakınlarına da başsağlıklarımızı diliyoruz buradan. şimdi nasıl bir algı, nasıl bir toplum? Bu başkan yardımcısı bir Trabzon spor herhalde maçı oynanıyor. Yeniliyor diye mi nasılsa bilemiyorum. Rahat bir şekilde Trabzon'u haritadan silin. Trabzonlarda böyle küfür. Yani bu maç seyretmek nasıl bir şey? Bunun karşılığında kullanılan kelimeler nasıl bir şey? CHP'nin Yani Kadınlarını emanet ettiği başkanlar ve başkan yardımcıları böyle konuşuyorsa diğerleri nasıl yapar? Bu nasıl bir şey? Acayip bir hal yani yetiştirmiyoruz maalesef insan yetiştirmiyoruz sinirlendiği zaman ne yaptığını bilmeyen varlıklar yetiştiriyoruz Ne mille, başkasının ırzına saygısı var ne namusuna saygısı var Yani Trabzon, şehri de yıkılsın, içindekiler de sinirlendiği zaman yani mahvolsun gitsin algısına götürecek kadar acayip bir hale bürünüyor. Onu yapamıyor, bunu kalkıyor dilinle söylüyor, herkese küfür ediyor. Sonradan özür diliyor, tabii neden herkes üzerine gidiyor çünkü, mecburen özür diliyor yani. Öteki de kalkıyor, Sancaktepe, değil mi? Gençlik Kolları Başkanı Yardımcısı da diyor ki, Hatay'daki, İskenderun'daki patlama işte gündemi değiştirmek için yapılmış bir şeydir. Ya arkadaş siz nasıl bir algıya sahipsiniz ya? Yarın siz diyelim ki CHP e, bu devletin başına geçse siz gündem değiştirmek için sağa solu mu yakacaksınız? Yani bunlar onlara bu normal geliyor. Yani biz gündemi değiştirmek için falanca firmayı yaktık ya bugün. Herkes onu konuşsun diye yaktık. Yani öyle bir ileriye gittiler ki AK Parti İzmir'de devrem yaptı gündemi değiştirmek için diyecek kadar acayip bir hale geldiler yani. Velhasıl Allah akıl fikir ihsan eylesin diyorum ve yani CHP yönetimine sesleniyorum. Bakın yetiştirdiğiniz nesil bu. Sinirlendiği zaman ortalığı yakan bir nesil yetiştirdiniz. Yıkan bir nesil değiştirdiniz. İnsanların ırzına, namusuna sinirlendiği zaman çok rahat hakaret eden bir nesil yetiştirdiniz. Çıkan bir yangını yani öyle bir acayip hale geldiniz ki deprem olsa, yangın olsa AK Parti bunları mahsusdan yapıyor diyecek bir hale gel geldiniz böyle bir nesil yetiştirdiniz yani. Ve bunlar da bu neslin alt kısmı değil. Bunlar yönetici kısmı yani. Düşün göya üst akıl bunlar yani. Konuşma tazları bu, algıları bu, anlayışları bu. Allah muhafaza eylesin neslimizi. Bu tip algılardan, bu idraklardan, bu anlayışlardan. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ecdadımız gibi üstün idraka sahip insanlar olmayı, öyle nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Vesselam.